Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz arkadaşlar üçgende yardımcı elemanlardan yükseklik konusu arkadaşlar. Bir üçgenin köşesinden bu köşenin karşısındaki kenara çizilen en kısa doğru parçasına yükseklik deniyor arkadaşlar. H harfiyle gösteriliyor. Üçgen şeklinde kesilmiş bir kağıtla bu etkinliği yapalım diyor. Bakın ABC üçgeni, kağıdın her köşesine farklı isim verilmiş. A'dan BC doğru parçasına gidilebilecek yolların en kısası arkadaşlar bakın. Bakın şöyle gitmeye çalışalım. Bakın. Uzun. Kısalıyor. Bakın. Şurada dikken en kısa hal alıyor. Ondan sonra bu tarafa geçerseniz bakın tekrar uzuyor. Demek ki en kısa an burası arkadaşlar işte dik olduğu an. Nasıl buluyoruz bunu? B köşesi BC doğrultusunda dikey olacak şekilde A ile aynı hizaya gelecek şekilde kağıdı ne yapıyoruz? Katlıyoruz arkadaşlar. Yani C'yi dik yapacak şekilde BC'nin üzerine A'nın hizasını da katlıyoruz ve böylece AD denen yüksekliği inşa etmiş oluyoruz. Kağıdı tekrar açtığımızda oluşan kat izi BC'ye aittir. Burada önemli olan C'yi B'nin üzerine tam üzerine getirmiyoruz. Sadece dik olacak şekilde katlıyoruz arkadaşlar. Yani C üssü B'nin üzerine genelde ne yapmaz? Gelmez arkadaşlar. Peki yüksekliğin fonksiyonu nedir üçgende? Arkadaşlar yükseklikle biz alan hesabı ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Alan hesabı yapabildiğimiz için yükseklik bizim için candır. Çok önemlidir. Peki şimdi üçgen çeşitlerine göre yüksekliklerin değişimini gözlemlemeye çalışalım. Bakın dar açılı üçgende A açısı da dar, B açısı da dar, C açısı da dar olduğunda AC kenarına ait yükseklik B'den çizilecek BE, BC kenarına ait yükseklik A'dan çizilecek AD, AB kenarına ait yükseklik C'den çizilecek CF. Gördüğünüz gibi arkadaşlar CF burada çizilebilecek doğru parçaların en kısası, AD en kısası, BE en kısası. Bir üçgende çizilen yükseklik doğruları dar açılı üçgen ise üçgenin iç bölgesinde kesişir. Buraya diklik merkezi H olarak adlandırırız arkadaşlar. Diklik merkezidir. Yani iki tane yükseklik çizilmişse artık üçüncüsü de buradan geçmeye mecburdur arkadaşlar. Mesela bir üçgende iki tane yükseklik içinde kesişiyorsa üçüncüsü de o kesişen yerden geçmek zorundadır arkadaşlar dar açılı üçgende. Peki dik açılı üçgende ne oluyor? Dik açılı üçgende bakın arkadaşlar. A köşesinden BC'ye en kısa yol zaten çizilmiş. Yani AB denen kenar. Aynı şekilde C köşesinden AB'ye çizilen en kısa yol zaten çizilmiş BC. Bu yüzden bizim çizebileceğimiz tek yükseklik var. O da B köşesinden hipotenüse yani AC'ye o da BD olarak çizilmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın şu da bir yükseklik. Aynı şekilde rengini değiştireyim. Bakın burası da bir yükseklik. Bu üç tane yüksekliğin kesiştiği yer B köşesi ki B köşesi de bir diklik merkezi oluyor. Dik açılı üçgende arkadaşlar görüyorsunuz. Bu sefer köşede kesişmiş oldu. Şuradaki köşede kesişmiş oldu. Diklik merkezi burası oldu. Peki geniş açılı üçgende arkadaşlar geniş açılı üçgende bakın şuradaki açı 90'ı geçtiği için şuradaki açı 90'ı geçtiği için dikme bu tarafa ne yapamaz? İnemez. Niye inemez? Çünkü arkadaşlar bakın burada 90 olsa, şura 90'ı geçse şuraya açı kalmaz. Değil mi? 100 derece 90'da 190 olur üçgen çizilemez. O zaman burada yapılması gereken şey dikmeyi bu tarafa değil de bu tarafa yani açının dar olduğu tarafa indirmek. Yani biz A'dan BC'ye değil de BC'nin uzantısına ne yapabiliriz? Dikmeyi indirebiliriz. Aynı şekilde bakın C'den AB'ye indiremeyiz. Ama AB'nin uzantısı olan çizgiye CF'yi indirebiliriz. İşte CF de bizim yüksekliktir. Burada üçgenin içinde çizilebilecek şey en uzun kenara ait yüksekliktir. O da B köşesinden AC'ye en kısa çizilmiş. Bakın şunları uzatırsak bunların da dışarıda bir yerde ne yapacaktır? Kesişecektir arkadaşlar. Bu güzel çizilmemiş onun için. Çok gerçeğe yansımadı ama bu çizgilerin
üçgenin dışında bir yerde kesişeceğini ne yapabiliriz? Görebiliriz arkadaşlar. Geniş açılı üçgende AC yüksekliği BD'dir. BC'ye ait yükseklik AE'dir. AB'ye ait yükseklik ise CF olarak çizilmiş. Geniş açılı üçgende yükseklikler üçgenin içerisinde kesişmez. Ancak dışarısında kesişir. İki yükseklik üçgenin dışında kesişir. Zaten bunu da uzatırsanız o da oradan ne yapacaktır? Geçecektir arkadaşlar. Biraz uygulamalarla pekiştirmeye çalışalım. Siyah renk alacağım. Kareli kağıtta verilen üçgenlerin kırmızı renkli kenarlarına ait yükseklikleri çiziniz diyor. Bakın arkadaşlar şu köşeden çizmem lazım. Bakın uzun. Kısalıyor. Nereye kadar kısalıyor? Dik olana kadar kısalıyor. Bakın. Görüyorsunuz. Burada dik oldu işte. Devam edelim. Bakın burada uzun. Kısalıyor. Bakın tekrar uzuyor. Demek ki kısaldığı yer burası. En kısası bu. Buradan daha kısasını çizmek mümkün değil. Devam edin. Bakın burada. Burada geniş bir açı var. Şu köşeden çizmem lazım ama buraya çizemem. Buraya inmez dikme. Dikme bunun uzantısını edecek. Bakın görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burası da kırmızı kenara ait yükseklik olmuş oluyor. Geniş açılı üçgen olduğu için dışarı düştü. Bakın burada uzun, kısalıyor. Bakın ikizkenar üçgen olduğu için tam ortasına ne yaptı? İndi. Aynı zamanda kenar ortayı da oldu. İkizkenar üçgen olduğu için. Şuraya bakalım. Bakın arkadaşlar. Bu dik bir açı. Birebir çaprazla yapabilirim bakın. Tam gördüğünüz gibi ortasına indi. Dikme olarak en kısa çizim. Devam edelim. Bakın burada uzun. Kısalıyor. Nereye kadar? Şöyle dik gelene kadar kısalıyor. İşte bakın burada da yüksekliği ne yapmış olduk? Çizmiş olduk. Ne işimize yarayacak? Üçgenin alanını hesaplamaya yarayacak arkadaşlar bunlar. Bakın burası 2, 4, 6, 7 birim. Şurası 2, 4, 5 birim. 7 kere 5, 35. 35'in yarısı yani 17,5. İşte buranın neyi olacak? Alanı olacak. Bu yüksekliğin temel fonksiyonu alan hesabında yardımcı olmaz. Soru 9'da devam edelim. Yanda verilen ABCD karesinin alanı 169 santimetre kareymiş. ABCD karesinin alanı 169'muş. 169'un karekökünü alırsam o da 13 yapıyor herhalde. Yani AB denen kenar 13. BC denen kenar da 13. Buna göre ABE üçgeninin AB kenarına ait yükseklik. Yani E'den çizmem lazım. O da bakın şöyle bir şey olacaktır ki görüyorsunuz bakın. Karenin kenarıyla aynı. Yani o da 13 santimetre olmalı. Neden? Çünkü bakın buralar dik zaten. Buralar da dik. O zaman mecburen buraya da dik kalıyor arkadaşlar. Yani bu bir dikdörtgen oluyor. Bura kaçsa burada aynı oluyor. Bura 13 ise burada 13 olmak zorunda kalıyor. Sonra onunla devam edelim. ABCD dikdörtgeninin çevresi 40 santimetreymiş. Hemen şuraya x diyeyim. Bakın 40 denen çevre eşit olmalı. 2 çarpı en artı boy. Enimiz x. Boyumuz 6. 6 daha 12. 2 daha 14. Buradan 40 eşit. 2 kere x. 2x artı 2 kere 14. 28. Buradan 40'ın yanına 28'i yollarsam bu tarafta 2x kalır. Buradan 12 eşittir 2x. Her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir 6. Yani arkadaşlar şurası da neymiş? 6'ymış. Şurası da 6'ymış. Peki bize ne soruyor? Buna göre FCE üçgeni yani yeşil üçgenin FE kenarına ait yüksekliği yani arkadaşlar şurayı kastediyor. Yani bura zaten biz bunu bulduk. 6 santimetre olarak bulduk. Yani cevabımız 6 santimdir. Şura aynı zamanda.
Bu geniş açılı üçgen olduğu için buradan çizilen yükseklik dışarı uzantısına düşmüş oluyor arkadaşlar. Yüksekliğimiz CD oluyor, yani 6 santim oluyor. Devam edelim. Soru 11 ile. Yanda uzunlukları verilen renkli tahta parçaları ile yandaki üçgenler oluşturulmuştur diyor. Buna göre ABC üçgeninin BC kenarına ait yüksekliği, BC kenarına ait yüksekliğini çizelim arkadaşlar. Bakın, şöyle bir şey olacaktır. En kısa olacaktır. Bakalım nasıl ilişkiler var onu görmeye çalışalım. Pembeler 5'er santimmiş. 5. O zaman burası da 5. Burası da 5. Allah Allah, bu bana muhteşem üçlü özelliğini hatırlattı. Bakın burada A açısının dik açı olması lazım. Güzel. Peki mavi çizgi 6 santimmiş. Burası da 8 santimmiş. O zaman şuradaki yüksekliği x diyelim ve alanı hesaplamaya çalışalım arkadaşlar. Dik üçgenin alanını bulurken iki yolumuz vardı. Yani iki ayrı yükseklik olayı vardı. 6 ile 8'i çarpıp 2'ye bölersek buradan da alan çıkar arkadaşlar. Değil mi? Aynı alanı taban çarpı yükseklik diye yazarak da bulabiliriz. Yani 10 çarpı x bölü 2 ile de yazabiliriz. Buradan arkadaşlar bakın her iki tarafı 2 ile çarparsam denklemde, yani bu da amacım bölü 2'lerden kurtulmak. Yani aslında 6 kere 8 48 eşittir 10x oluyor. Buradan her iki tarafı 10'a bölünce 48 bölü 10 eşittir x, buradan virgül 1 kayar 4,8 olacaktır x'imiz. Demek ki şuradaki BC kenarına ait yüksekliğimiz 4,8 santimetre oluyormuş. Gördüğünüz gibi dik üçgen olduğunu bulduk. Dik üçgenin alanını iki farklı kenara göre, dik kenarlar bir de hipotenüs ve ona ait yükseklikle yazdık ve buradan 4,8 olarak bulduk. Bir çeşit kenar üçgende kenarlara inen yüksekliklerin uzunlukları ile ilgili nasıl bir bağıntı verilebilir diyor. Arkadaşlar kenarlar farklıysa, alan aynıysa yükseklikler de ne olacaktır? Farklı olacaktır arkadaşlar. Yani çeşit kenar üçgenin kenar uzunlukları farklı farklı olduğu için onlara ait yükseklikler, uzunlukları da ne olacaktır? Farklı farklı olacaktır. Aynı olmaları mümkün olmaz arkadaşlar. Şimdi gelelim işin en önemli kısmına. Peki ikizkenar ya da eşkenar üçgende simetrik köşede acaba nasıl olaylar oluyor? İşte burası işin en önemli kısmı arkadaşlar. Bakalım. İkizkenar üçgende A köşesi simetrik köşedir. Yani çünkü AB AC'ye eşittir. Buradan katladığımızda, bakın simetrik köşeden katladığımızda AK denen çizgi hem açıortay hem kenarortay hem de yükseklik olur arkadaşlar. Çünkü bu üçgen simetriktir A köşesinden. Bundan dolayı ikizkenar üçgende tepe açısından, yani eşkenarların birleştiği köşeden karşısındaki kenara inilen dikme hem yükseklik, hem açıortay, hem kenarortaydır. Yani AK denen doğru parçası hem kenarortaydır, hem açıortaydır, hem de yüksekliktir. Ama diğer köşelerde bu geçerli değildir. Bakın burada B'den çizeceğim açıortay başkadır, kenarortay başkadır, kenarın ortasına düşer, yükseklik bambaşkadır. Yükseklik daha kısadır. Yani burada bir çakışma olmaz. Aynı şekilde C'de de olmaz. Ama A köşesinde olur. Peki eşkenar üçgende ne olur? Eşkenar üçgen bütün köşelerinden simetrik olduğuna göre, yani A köşesinde olan şey B'de de olur, C'de de olur. Yani tüm açılardan karşı kenarlara inilen yükseklikler hem yükseklik, hem kenarortay, hem açıortaydır. Yani AD denen çizgi hem buraya 60'a 2'ye böl, düşün 30 30 böler, hem kenarı böler, BD DC'ye eşit olur, hem de yüksekliktir 90 90 şeklinde ve AD denen uzunluk BF'ye eşittir, BF de CE'ye eşittir arkadaşlar. Buraya uzunluk olarak yazılsa daha iyi olurdu. Neyse. Peki. Soru 2 olarak devam
Soru 12 olarak devam edelim. KLM ikizkenar bir üçgenmiş. KLM, bakın KL, KM eşit olduğu için eş yer burası. Simetrik olduğu yer burası. Buradan katladığımda KN hem açıortay hem kenarortay hem yükseklik olacaktır. KN, KMN açısı, KMN açısı. Şurası neymiş? 38 dereceymiş. Bakın arkadaşlar, KLM üçgeni ikizkenar üçgen olduğuna göre, yani şurayı katladığımda M buraya aynen çakışır. Yani burası da 38'dir. 90, 38 daha 128, 180'den 128'i çıkarırsam 52 derece. Yani şurası da 52 derece kalır. Buna göre LKN, LKN açısı 52 derece olarak. Gördüğünüz gibi hem kenarortay hem açıortay hem yüksekliktir kendisi. Soru 13'e bakalım arkadaşlar. ABC bir eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgende bakın arkadaşlar, şuradan çizilen dikme aynı zamanda kenarortay. Burada aynı şekilde hem de açıortaydır yani. 30 30 30 30 30 çünkü eşkenar üçgenin bütün açıları aynıdır. Değil mi? 60'ar derecedir. Yarısı da 30 oluyor. ABC eşkenar üçgen ve çevre uzunluğu 36'ymış. 36'yı 3'e bölersek bir kenarı 12 olur. Yani arkadaşlar şurası 12'ymiş. 12'nin yarısı ne olacaktır? 6 olacaktır. Yani DC 6, BD 6, BE 6, AE 6, AF 6 olacaktır. FC 6 olacaktır. Yani BD 6 artı AF, bu da 6. 6 artı 6 12 santimetre olacaktır. Gördüğünüz gibi şurada açıyla ilgili bir şey sormadığı için yazmadım ama bu, bakın buradaki açılarda 30'a 30'dur. Çünkü 60'ın yarısı 30'dur. Bakın şuralar 30'dur. Şurada toplam 60 oluyor. Evet. Bu şekilde yapabiliriz. Devam edelim. Soru 14. 30, 60, 90 üçgeni bu. Arkadaşlar bunu sonra daha sonra tekrar anlatacağız. 30, 60, 90 üçgeninde kenarlar arasında bakın böyle bir ilişki var. Nedir bu ilişki? 90 derecenin karşısındaki açı 2K ise 30 derecenin karşısındaki bunun yarısıdır. Çünkü bu bir eşkenar üçgenin yarısıdır arkadaşlar. Bakın şöyle bir eşkenar üçgeni ne yapmışlar? Ortadan ikiye bölmüşler. Hani demiştik ya çizilen yükseklik hem açıortay hem kenarortaydır diye. Bakın burası da 30'dur. Burası da K'dir yani aslında. 2K'nin yarısı K'dir. Görüyorsunuz şurası da 60 derecedir. İşte bu 30-60-90 üçgeni aslında bir eşkenar üçgenin yükseklik yardımıyla ikiye bölünmüş halidir. Buradaki 60'ın karşısında da K köküç yani 30'un karşısındaki köküç katı. Yani ne diyor? Diyor ki 90'ın karşısındaki verilirse 2'ye böl 30'u bul. 30'un karşısındakini kök 3 ile çarp 60'ın karşısını bul diyor. Sinan elindeki eş 6 tane üçgen ile önce şekil 1'deki üçgeni bakın 6 tane üçgenle şekil 1'deki üçgeni sonra da şekil 2'deki dikdörtgeni oluşturuyor. Şekil 1'deki üçgenin çevresi 36 santimmiş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bir eşkenar üçgen olmaktan başka çaresi yok. Bu kadar birbirinin monte olabilmesi için eşkenar üçgen olması lazım. Evet. 36'yı 3'e bölersek gene bir kenarı 12 olur. O zaman buralar 6 olur. 6 6 6 6 6 6 ve bakın şuralar aynı. Monte olacak çünkü. Bura, bura, bura aynı. Şura, şura ve şura aynı.
olmak zorunda ki birbirine ne olsun? Monte olsun. Peki. Bakın arkadaşlar şu eşkenarlar monte olmuş. Şuralar ne olmuş? Bakın eşkenarlar birbirine yapıştırılmış. Dikdörtgen haline ne yapılmış? Getirilmiş. Bakalım şuralar 30 dereceydi. Şurası 30'du. Şurası dik olduğu için şura 60. Yani bir 30 bir 60 denk getirilmiş olması lazım. Yani şura 30'sa şuranın 60 olması lazım. Şuranın gene 30 olması lazım. Peki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 60'ın karşısı 6 olduğuna göre bizim burada 6'yı köküçe bölmemiz lazım ki 30'un karşısını bulalım. Köküçle eşleniyle çarparsam arkadaşlar 6 kere kök 3, 6 kök 3 bölü kök 9 yani 3 buradan 2 kök 3 olacaktır. Yani 30'un karşısındaki 2 kök 3 olacaktır. O zaman 90'ın karşısındaki de 4 kök 3 olacaktır. Şurası da 4 kök 3 olacaktır. Yani 90'ın karşısı 4 kök 3, 30'un karşısı 2 kök 3 olacaktır. 60'ın karşısı zaten 6 olarak verilmişti. Yani buralar 6, 6 olmalı. Buna göre şekil 2'deki dikdörtgenin çevresi diyor. Hemen yazalım. Çevre eşittir. 2 çarpı en artı boy. Enimiz kaç? 2 kök 3 arkadaşlar. 2 kare 3 artı boyumuz kaç? 6, 12, 18. Buradan bakın 2'yi de atırsak 4 kök 3 artı 2 kere 18, 18. 36 artı 4, 3, 5 şıkkında rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz arkadaşlar. Burada birbirine monte edilmiş. 90'ın karşılarından monte edilmiş birbirine. Yani 4 kök 3'lerden yapıştırılmış. Ve böylece bir dikdörtgen elde edilmiş. Yoksa dikdörtgen zaten olmaz arkadaşlar. Devam edelim. Bir hiper bilgi daha arkadaşlar. Çeşitkenar bir üçgende. Demin aslında biraz değinmiştim. ABC çeşitkenar üçgeninde A köşesinde çizilebilecek yükseklik, açıortay ve kenarortaya baktığımızda bunların en kısası tanımından kaynaklı yükseklik olması lazım. Yani haşa denen yükseklik bunların en kısası. Arada açıortay yani NA, en uzunu ise VA yani kenarortay olması lazım. Bu açılardan kaynaklı bir şey arkadaşlar. Her zaman da çeşitkenar üçgende geçerli oluyor. Yani bu çizgilerin en kısası yükseklik, en uzunu kenarortay oluyor. Çünkü BF BC eşit oluyor arkadaşlar. Bunların en uzunu kenarortay oluyor. Peki. Eşkenar bir üçgende evet şöyle 60, 60, 60 olsun. Evet. Aynı kenar, kenarortay, açıortay, yükseklik arası sıralamayı bulunuz diyor. Bulalım. Bakın arkadaşlar. Yükseklik buydu. Peki bu kenarortay bu yükseklik doğru. Ancak bu eşkenar üçgen olduğuna göre 90, 60 daha 150 şuraya 30 kalıyor. Aynı şekilde 90, 60 daha 150 şuraya 30 kalıyor. Yani bu aynı zamanda açıortay oluyor. Ve şu üçgenlerin eşliğinden mütevellit. Bakın arkadaşlar. Şu şuraya eşit. Şurada ortak olduğu için şuralarda birbirine eşit oluyor. Yani arkadaşlar bu çizgiler V eşittir N'ye. O da eşittir E'ye şeklinde. Üçü de birbirine aynı çizgidir diyebiliriz. Eşkenar üçgenler. Gördüğünüz gibi hem kenarortay hem açıortay hem de yükseklik olmuş oluyor arkadaşlar. Burada her iki üçgende eş olduğu için 30'un karşılarda eş olmuş oluyor arkadaşlar. Burada bu köşede aynı şekilde burada da kenarortay, açıortay ve yükseklik birbirinin aynısı olacaktır. Soru 16 ile devam edelim. İkizkenar bir üçgende bakın
AB, AC'ye eşmiş. Yani simetrik köşe A'ymış. Evet. Eş kenarlara inen dikmeler hakkında ne söylenebilir diyor. Bakın arkadaşlar. Üçgenin alanını yorumlarsak alan taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. E taban aynı taban. Alan aynı olduğuna göre yükseklikler aynı olmak zorunda. Yani aynı olmalıdır arkadaşlar. Uzunluklar hakkında aynı olmalıdır. Çünkü neden? Alan aynı alan. Taban aynı alan. E tabanla yüksekliğin çarpımının yarısı alan olduğuna göre, alan da eşit olduğuna göre yüksekliklerin eş olması lazım arkadaşlar. Yani burası A iken burası da A'ymış. Yükseklik aynı H iken öbürü de H olacak ki çarpımları ne olsun? Eşit olsun. Devam edelim. Soru 17. Serdar uçurtma yaparken şekildeki gibi yan kenarlarda eş iki turuncu tahta parçası, tabanda ise eş iki yeşil tahta parçası kullanmıştır. Yani şunu demek istiyor. Burası buraya eşit diyor. Şu parça da buraya eşit diyor. Buna göre kullandığı kırmızı tahta parçası için herhalde pembe demek istedi. Kırmızı tahta parçası için hangisi yanlıştır diyor. İçinde bulunduğu üçgenin yüksekliğidir diyor. Arkadaşlar ikizkenar üçgende simetrik köşeden çizilen kenarortay aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda açıortay olur. Yani bulunduğu üçün yüksekliğidir, doğru. Tepe açısını iki eş parçaya ayırır, doğru. Kırmızı tahta parçası tepe açısının açıortayıdır, doğru. Turuncu tahta parçasına uzundur, bunu diyemeyiz arkadaşlar, bilemeyiz. Turuncu tahta parçasından uzundur diyor. Hayır arkadaşlar, bu mümkün değil. Üçgenin açılarına dikkat ettiğimizde büyük açının karşısında uzun kenar olacağı için turuncu her zaman pembeden daha uzun olacaktır. Turuncu tahta parçasına uzun olması mümkün değildir arkadaşlar. Zaten yükseklik oradan çizilen çizgilerin en kısasıydı. Bundan daha uzun olması mümkün değil arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Dersim burada bitti arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.